Günaydın. Evime, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Yine ben Borazan gibi sesimle karşınıza çıktım. Sabah sabah da öyle bir şey yaşadım ki evin içinde telefonumu arıyorum, telefonum yok. Kemal diyorum telefonu evde unutmuş. Bir de işte çağrı atayım bir yerden çalar diye telefonu bir çaldırdım, Kemal açtı. Telefonumu almış gitmiş adam. Yani böyle bir şey işte. Ben de şu an onun telefonuyla video çekiyorum ama onunkinin kamerası çok iyi değil. İnşallah görüntü güzel olur. Böyle sabah sabah böyle bir şey yaşadım. Şimdi ne yapacağım? Kahvaltı hazırlayacağım sizinle birlikte. Uzun zamandır kahvaltı hazırlamıyordum. Belinden kaç gündür şey istiyordu. Karbonatlı börek istiyordu. Şimdi bir karbonatlı börek yapacağım. Onun içine ne koyacağım? 3 tane yumurta, birisinin sarısını alacağım arkadaşlar. Bir su bardağından bir parmak eksik yoğurt sıvı yağ koyacağım. 2 su bardağı yoğurt koyacağım. Ve 1,5 1 kaşık şeker, 1 kaşık sirke koyacağım. Bunları tatlı kaşığıyla koyuyorum. Göz kararı da tuzunu koyacağım. Tuzunu çünkü ben biraz göz kararı koyuyorum. Bu şekilde bir hamur yoğuracağım. 3 tane de kabartma tozu koyacağım. Ama böyle katı bir hamur olmayacak. Çok cıvık da olmayacak. Normal bir hamur olacak. Ben genelde o böreği yaptığım zaman kaşıkla koyuyorum. Şekilleri çok düzgün olmuyor ama çok yumuşacık oluyor. Çünkü yumuşak hamurun her zaman için poğaçası, böreği, her şeyi yumuşak olur. Onun için de ben onu yumuşak yapıyorum. Elime, çoğu zaman hiç elimi dokunmadan yapıyorum. Şimdi bu şekilde hamurunu yoğuracağım. Size de göstereceğim. Hadi bakalım. Bugüne de böyle Kemal damgasını vurdu. Bu şekilde başladım. Allah sonumuzu hayretsin. İnşallah güzelce devam eder. Şimdi ben kahvaltı hazırlığıma başlıyorum arkadaşlar. Yoğurdumu çıkarttım. Yoğurdun sulu yerinden şöyle bardakla alacağım arkadaşlar. Yoğurdumun artık sonu, azıcık daha koydum. Zaten 2 bardak edecek. Şöyle. Bu tamam. Aynı yoğurt bardağına sıvı yağsını koydum. 3 tane yumurta. Birisinin hemen sarısını ayıracağım. Hangisini daha kolay ayırırsam onu alırım. Bunu ayıramadım. Birini de ayıramayabilirim. Tekrar bir daha alırız yumurta. Evet, bunu ayırdım. Bunun sarısını aldım. Üç yumurta, sıvı yağ ve yoğurdu bir çırpacağım. Burayı çırptım. Bir tatlı kaşığı şöyle şeker koyuyorum. Ve bende elma sirkesi var. Elma sirkesi koyuyorum arkadaşlar. Üzüm de olabilir. Hiç fark etmez. Yeter ki sirke olsun. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz koydum. 3 çay kaşığı koydum. O bir tatlı kaşığı yapıyor. Şimdi buraya ununu ve kabartma tozunu katıp karıştıracağım. Unu zaten göz kararı koyacağımı söylemiştim. Şöyle 3 tane. Hatta göstereyim. Şöyle 3 paket arkadaşlar. Kabartma tozumu buraya ekliyorum. Her zamanki gibi yine eleyerek koyacağım. Ben o şekilde koyuyorum. O şekilde daha iyi oluyor.
Eleyince daha kabarması falan iyi oluyor. Un havalanmış olduğu için. Kekte falan da hep öyle. Burayı bir karıştırırım. Tekrar bakarım. Ona göre un ekleyip eklemeyeceğime karar veririm. Bunu da eledikten sonra şöyle hemen bir tahta kaşıkla karıştıracağım burayı. Aradığım yerde tahta kaşık bulamadım. Şu şekilde hemen. Ya ben buna hiç elimi değmeden de yapıyorum. Çünkü öyle de çok güzel oluyor ve bu un az geldi. Arkadaşlar kaşıkla koydum ama koyarken çekmeyi unuttum aceleyle. Kahvaltı hazır, yani kahvaltı hemen hazır olsun diye. Kaşıkla koydum zaten şeklinden anlayabilirsiniz. Çok yumuşacık bir hamur. Hemen şöyle yumurtasını sürüyorum. Zaten bu kadar çıktı, bu da bize bir kahvaltıda yetiyor. Sonrasına gerek yok. Bayatlamasına gerek yok. Bu çocuklara yeter. Bize kahvaltıda yeter. Hemen yumurtasını sürüyorum. Fırınımı açtım. Fırınıma koyuyorum. Aslında kaşıkla alırken gösterecektim de unuttum o ara. Şimdi şöyle yumurtasını sürüp hemen fırına gönderiyorum. Böreği fırına sürdüm. Şimdi yumurtalarımı koyacağım. Çayımı demleyeceğim. Kahvaltılıklarımı hazırlayacağım. Kahvaltılıkla yiyeceğiz. Şimdi böreklerimi koydum. Yumurtalarımı da koydum. Bunları da size gösterdim. Şimdi çayımı demleyeceğim. Kahvaltılıklarımı koyacağım. İşte zeytin, peynir. Başka bir şey yapmayacağım yanına. Çünkü börek olduğu için çikolata var. Şey falan var. Böyle fındık ezmesi falan var. Onlarla falan yerler çocuklar. Ve o şekilde hazırlayacağım. Masayı kuracağım. Ben kaç gündür önceden yıkadığım yünle uğraşıyordum. Yün dizmiştik. Hatta bir sonrasında göstereceğim videonun birazından. Onların bugün iç dikilmesi gereken kısımlarını Selma ablam gelip o dikecek. Benim makinamda. Çünkü onun ölçüsünü şeyini falan çok ben bilmediğim için. İşte onu Selma ablam gelecek. Onları dikecek. Şimdi ben bir kahvaltımı hazırlayayım, bir evi toparlayayım. Onlar erken kalkıyorlar. Büyük bir ihtimalle biz daha masadayken gelirler. Bugün onları dikeceğim. Ondan sonra vereceğim. Çünkü şey, çocukların yorganlarını da söktüm. Eski yorgandı. Çocukların üzerlerine yorgan diktiriyorum. Artık yavaş yavaş soğumaya başlayacak. 15-20 günde gelse yine Ağustos'un şey Eylül'ün yarısı ya da Eylül'ün sonuna anca gelir. Zaten ondan sonra da yorgan kullanmaya başlar çocuklar. 4 tane diktireceğim, yaptıracağım yorganı. İşte 4 çocuğa birer tane. O şekilde ayarladım. O şekilde zaten sökmüştüm üzerlerinden. Yıkarken de göstermiştim. Tertemiz oldu. Şimdi bugün onlarla uğraşacağım. Yani ara ara da göstermeye çalışırım size. Şimdi ben bir çayımı falan demleyeyim arkadaşlar. Kahvaltılıkları çıkartıyorum. Biz kaç gündür bahçeye gitmiyoruz. Kemal de dün getirmemiş. Gidersek diye ama herhalde bu ara gidemeyiz. Kızlar sınava çalışıyorlar. Onun için bahçeden domates getirmemiş bize. Şöyle az olsun, çok olunca artınca salatalık eli hiçbir işe yaramıyor. Hadi domatesi bazen arttığı zaman yemeklere falan kullanıyorum da. Ama şeyin salatalık sofradan kalkınca
Hiçbir işe yaramıyor. Bahçenin domatesi de bunlara göre daha şey, nasıl diyeyim, lezzetli. Bize öyle geliyor en azından. Böreğimi de çıkardım. Şöyle bir göstereyim. Ay. Şimdi şuraya koyuyorum biraz soğusun. Babaannemizin, onun tabağının, şu da masanın, şöyle koyalım. Masamız hazır. Şöyle kahvaltımızı yapacağız inşallah. Ben yiyeceğim. Ha, sen söyle. Ben yiyeceğim. Hani Aybüke nerede? Aybüke'yi de kaldırın. Ben evi süpürdüm. Tabii çekemedim. Ama Beliş'im, kızcem de siliyor. Ellerine sağlık. Temizliği bitirdik aslında. Bir mutfak kaldı. Mutfağı da inşallah Nihray makineyi boşaltacak, toplayacağız. Niye güldün Belinay? Kalkacak gibi durmuyor da. He. Ben süpürdüm, Belinay da siliyor. Muhammed de toz alıyordu. Alıyor mu tozları? Alıyor. Onu da göstereyim size. Tamam, silmesin. Al sen bezini al. Tamam. Anne bana da bir tane ver. Ben de sefayı sileyim. Sen iyi silmiyorsun. Hep rezil ediyorsun. Abin güzel siliyor. Tamam. Bu son. Lütfen. Severim o tatlı elini senin. Basmıyor mu? Uç kısmını çevir bak. Ha, basıyor. Önce bu tarafı sil, o tarafa bir daha sıkarsın annem, kurumasın. Anne ben de yapayım. Şu şapkayı da bir çıkarsaydın aslında iyi. Gelecekti sözde ama. Aferin oğluma. Anca gelir, dün dolapları geldi onun. Aferin benim oğluma. Anne burada şey ne yazıyor? Bakayım nerede ne yazıyor. Dolu olanların altındaki kutucukları sarı renge ile boyayalım. Boş olanların altındaki kutucukları da mavi renge boyayalım diyor. Sarı mı mavi? Boş olanları sarıya, dolu olanları maviye boyayacağım. Severim senin elini. Burayı da inşallah toplayacağız şimdi, makineyi boşaltıp da. Bebeğim. O da su içiyor. Afiyet olsun. Ablamla yorganların yüzlerini kestik. Ablam oturdu makinenin başına, dikiyor. Maşallah anlaştılar benim makineyle de. Şöyle ablam burada
gerekiyor. 4 tane yaptık. Bir de çıkanlardan şuraya yastık hazırladık. Onları da burayı dikince dikecek ablam. Yorganın yününe de biraz daha buradan annem ekliyor. Yüncü başı. Şöyle bir tane bir tane çekiyor. Bu da dökülen yünün tozları. Maksat şunların dökülmesi. Şurayla yorgan dikilecek. Böyle bir sürü yaptık. Onları kaldırdık. Burada annem de devamı azıcık yetmezse falan diye ek yapıyor. Şu yünleri bu şekilde yapıyor. Eski yüncülerden değil mi anne? Eski yüncülerden annem diyor. Azıcık çok yorulduydu da önceki günlerde 2 gündür mola verdik. Bugün azıcık telafi yapıyoruz. Belen de dikiş öğreniyor halasından. Halam var ya şey bu giyafet ha? Selma ablam çok güzel tunikler, pantolonlar, neler diken neler. Eski makinacılardan. Tabii emekli şu an. Eski makinacılardan ablam. İşçi. Bir tane mekik örerdim. Bir gün akşam önce dört baş mekik örerdim. Para dönüp gördüm. Üstüne kıyafet aldım. Baktın olmuyor. Öğreneyim dedin abla. Anlamadım. Ama arkadaşlar maşallah vitrinde görsün aynısını diker. Yeter ki görsün yani ölçüsüne ihtiyacımız yok. Kendi çıkartır. Bunlarla yünleri vereceğim yorgancı dikecek. Beliş de bize kek yaptı. Patates salatası yapacak. Arkadaşlar çok dağınık çalışan bir ustam var. Yok öbür tarafından şu yana. Başını bir tam kes şurayı. Arkadaşlar biliyor musun? Babamı ben soydum. Aferin benim kızcığım. Bıçakla kenarlarını kestim ondan sonra elimle de soydum. Bilmeyenler öğrensin lütfen Aybüke'den. Bir daha anlat nasıl soydun soğanı. Şöyle gel ama kameradan kaçma. Soydum. Nasıl soydun anlat. İlk önce bıçakla kenarlarını kestim. Bir tane kenarında kapımı sayıldı. Atıp aldım soymaya başladım. Ondan sonra da sonuna kadar soydum. Tamam. Eline sağlık kız senin. Hadi kolay gelsin Belena Yusuf'a. Teşekkürler. Severim o ellerini. Ben de.